İstanbul'da ilk kez gerçekleştirdiğimiz MubiFest etkinliği kapsamında Murat Anmungan'la ustalık sınıfı için buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu kadar senin için yoğun bir dönemde benim sayabildiğim kadarıyla haftada 3 kere şehir değiştirdiğin bir dönemde bize zaman ayırıp buraya geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz eminim yeni çıkan romanı 995 kilometre ile ilgili söyleşiler, imza günleri için şehir şehir dolaşıyor sevgili Murat Anmungan. Benim hayatta sinema konuşmaktan çok zevk aldığım, en zevk aldığım insanlardan bir tanesi. Bizim gibi işi sinema olan insanlar için bile senin ağzından çıkan her cümle, yazdığın her söz bizim için çok ders niteliğinde diyeyim. Sinema üzerine ne kadar yetkin ve ne kadar birikimli ve ne kadar aynı zamanda üretimde bulunmuş biri olduğunu belki herkes bilmeyebilir. Esas olarak edebiyatçı kimliğini tanıdığın için. Ama benim diyen sinemacıya taş çıkartacak bir birikim olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün de çok merak ediyorum neler konuşacağız. Çünkü çok fazla başlık çıkardık. Evet. Nereden başlayalım? İstersen ben şöyle bir pas atayım sana. Biz sevgili Murat Anmungan'la 1995 senesinde İstanbul Film Festivali'nde tanıştık. Ve bir yazar okur tanışması değildi bizimkisi. Hemen hemen aynı filmleri izledikleri iki haftanın sonunda, yani 5-6 farklı sinema salonunda oradan oraya oradan oraya koşturduğumuz bir maratonun sonunda artık hani kaçınılmaz olarak birbirlerine merhaba diyen ve birbirlerinin film zevkine övgüler düzen iki sinema tutkunu olarak tanıştık. Belki buradan başlayarak sinemada film izleme deneyimi şimdi üzerine şey yapabiliriz. Ben yılını hatırlamıyordum. Demek ki 95'miş. 95. Şimdi sinema günlerinin en şaşalı döneminde sinema sever arkadaşlarımızla şöyle bir şeyimiz vardı. Sinema günleri süresince her türlü sosyal etkinliğimiz, sosyal yaşamımız iptal oluyordu. Sadece film seanslarına ve saatlerine göre ayarlanıyordu. Ve o 15 günlük sürenin sonucunda sen kaç film seyrettin? Vallahi ben 40 devirdim. Ben 42 yarışı başlıyordu. Bazı filmlerin üstüne artık bazı filmleri seyredemez oluyorduk, değil mi? Hı. Örneğin ben Tarkovski'nin Stalker filmini seyrettikten sonra iki biletim olduğu halde o gün hiçbir şey yapmadım ve uzun uzun yürüdüm. O zaman şeyi anlıyorsun. Büyük film, güzel ama küçük film. Ya da üstüne bir şey seyredilebilir ya da artık o gün olsun bir şey seyredilemez film kategorisi kafanda oluşuyor. Bizim galiba o sinema günleri etkinliği beraber, kolektif olarak, sosyal yaşamın bir parçası olarak birlikte film seyretmenin son altın dönemiydi. Şimdi bu bağlamda söylemek istediğim bir şey var. Benim kuşağımın, benden önceki kuşağın, benden bir sonraki belki kuşağın sinemayla kurduğu ilişkide şöyle bir fark var. Bizim sinema aşkımızda, sinema tutkumuzda şimdiki seyircilerin anlamakta zorluk çekeceği bir pay var. O da şu. Filmler bir hafta oynardı. Bilemedin iki hafta oynardı ve aramızda şöyle bir şey konuşulurdu. Ya ben o filmi kaçırdım. Şimdiki seyircilerin bir filmi kaçırma imkanı yok. Orada olmazsa burada, burada olmazsa internette. Olmadı bir televizyon kanalında yakalıyorlar. Dolayısıyla bizim dönemimizde sinema ve filmler aşıkların kavuşamaması ilişkisine benziyordu. Kaçırdım mı bir daha gitti. Nerede karşılaşacağım? Görür müyüm? Yazın oynatırlar. Yazlık sinemalara gelir vardı. Şimdi o bu dönemde tekrarlanabilecek bir heyecan biçimi değil. Çok döneme özgü bir şey. Gene bizim kuşağın kendi payına bunu böyle kalın hatlı bir nostalji olarak söylemiyorum. Sinema salonlarının, sinema sanatının mabedi sayıldığı dönemlerdi. Yani Ankara ve Mardin, benim ağırlıklı olarak sinema binalarıyla ilişkim konusunda sayabileceğim şehirler. Ya Gölbaşı sinemasında film seyretmek tek başına bir keyifti. Balkon, parter,
böyle ağır bordo rengi perde yavaş yavaş açılır, ışıklar yavaş yavaş kısılır, bir şeye hazırlanırsın. Bir büyüsü, ritüeli, seremonisi vardır. Şimdi evde ayağını uzatıyorsun, o arada telefon çalarken tuşa basıyorsun, durduruyorsun, oraya gidiyorsun. Başka bir kopukluk çağı başladı. Bunu sakın iyi ya da kötü, daha iyiydi, daha kötü diye anlamayın. Daha farklıydı ve o farklılığın getirdiği farklı deneyimler vardı. İsim verirsen bu bağlamda benim ilk sinema üstüne yazılarımı topladığım kullanılmış biletlerden kısa bir bölüm tabii okumak lütfen istiyorum. Belki demin sözünü ettiğim o sinema seyirciliğinin farkı konusunda aydınlatıcı olur. Kullanılmış biletlerde seyretmenin hatırası başlıklı yazıdan bir bölüm okuyacağım, kısa bir bölüm. Filmler kadar onları izlediğimiz sinemalarda anılarımızda derin izler bırakır. Bazı filmler nedenleri, niyeleri olmaksızın belleğimizde onları izlediğimiz sinemalarla birlikte yer eder, öylece kalır. Günün saati, havanın yağmuru, oturduğumuz koltuk ya da yanımızda kim olduğu belleğimizde cap canlı durur. Hatırlamanın şiddetini yaratan, bizde ne bıraktığını hiçbir zaman bilemediğimiz bir güçtür. Yalnızca seyrettiğimiz filmden değil, İçinde yaşanılan andan da güç alarak benliğimize kazınan bu görüntüler yıllar geçse de bizde solmayan bir dirilikle yaşar. Gördüğümüz filmlere ve sinemalara ilişkin anımsadıklarımızın çoğunun çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin olması boşuna değildir. Yalnızca belleğimizin değil, hayallerimizin ve ümitlerimizin de taptaze zamanlarıdır. Hayatımız seyrettiğimiz filmler gibi olsun isteriz. Seyrettiklerimizden öğrendiklerimizle içimiz belirsiz bir geleceğe kamaşır. Onlar yalnızca birer film değil, ümit etmenin de hatırasıdır. Şimdi bu o dönemin bizde bıraktığı duyarlılıklar, duyarlanımlar diyelim. Ama başka şeyler de var. Yani sevgilinle sinemanın kapısında buluşmak. Ya da çok izleyici toplayan bir filmde koltuk alabilmek için sabah erken kalkıp kuyruğa girmek. Demin sözünü ettiğim o kavuşamamanın renkleri, tonlarıydı bunlar. Bunlar artık yok. Sinema, Ingmar Bergman'ın anılarını topladığı kitabın adı biliyorsun Büyülü Fener'dir sinema sanatına. Bizim seyirciliğimizde sinema belki Büyülü Fener'di ama artık bu çağda ona Büyülü Fener demek çok zor, büyüsü uçtu. Başka zenginlikler bağladı elbette. O yıllarda şöyle zorluklar da vardı. Sansürden ötürü bir sürü filmi eksik gedik seyrediyorduk, kırpılıyordu. Benim Ankara yıllarımda, üniversite yıllarımda mesela Fransız Kültür Derneği'ne haftada en az bir kere, iki kere giderdim. Hala tek kelime Fransızca bilmem ve Fransızca film seyrederdim. Öyle bir açlık, öyle bir tutkuydu. İtalyan kültüre devam ediyordum İtalyanca öğrenmek için. 2-3 sene boyunca İtalyan kültürde bir sürü Fellini'ler, Pasolini'ler yani vizyon yapma şansı olmayan filmler seyrettik. Bu bakımdan şimdiki kuşak çok şanslı. Kanallar var, sizin kanalınız var, bir sürü internet sitesi var, ulaşabiliyorlar. Ama o ulaşamamak, ilk izlenimler, o bizim hatıralarımızın bir parçası. Yani geri dönmeyecek zamanlar, kayıp zamanlar. Bu konuda belki sen soracaksın. Konuşmuştuk bunu. Hatırla sinemaları diye bir seçki hazırlıyorum. Evet. Heyecanla beklediğimiz. Evet. Ben de heyecanla hazırlıyorum. Biliyorsunuz yani hem sinema tutkum var hem de yaz sinemaları diye bir şiir kitabı yazmışım. Hayat Atölyesi kitabımda da sinema üstüne yazılar var. Yani sadece sinema yazılarını sinema kitaplarına toplamadım. Hı-hı. Diğer deneme kitaplarıma da bakacak olursanız orada da parça parça sinema ile ilişki bölümler görürüz. Orada ilgimi çeken şeylerden biri şuydu. Bu bizim kuşağın böyle boş bir daha uç silah, nostalji ne derse ya da öz Türkçesi çalsama duyarlılığı değil. Bir hayat parçası kayboldu. Hatırla sinemalarının ön sözünde şeyden söz ediyorum. Yıkılan sinemalar üzerine yapılan filmler var. Ciddi hani Cinema Paradiso ile başlayacak olursan ön sözü yazarken bir baktım, ne çok film çekilmiş bu konuda. Yani Latin Amerika sinemasında var, Amerikan sinemasında var. Çünkü bir hayat parçası kaybolurken arkasında bıraktığı boşluk, o boşluğun yankısı ta bugüne kadar geliyor. Siz içinde yaşayın ya da yaşamayın, onu hissettiriyor o filmler.
beraber gittiğimiz, işte el ele tutuşup film seyrettiğimiz eski sevgililer, ailecek gittiğimiz yazlık sinemalar. Yani yazlık sinemalar bizim toplumsal yaşamımızın çok önemli bir parçasıydı. O bakımdan benim kuşağım sadece artık özlemekle yetiniyor. Peki yani çok tabii nostalji vurgusu var söylediğin şeyde. Hı-hı. Artık sahip. İster istemez. Evet, ama yani filmlerle kurduğumuz ilişki açısından nasıl daha fazla şey yapabiliriz acaba? Biraz daha bu genç kuşağın anlamasını sağlayabiliriz. Burada bir filmi senin söylediğin şekilde o şartlarda izlemekle bugün evet. çok daha farklı bir ortamda, çok daha rahat, belki çok daha erişilebilir şekilde izlemek arasında. Şimdi şöyle bir şey var. Büyü kaybolurken sadece sinemanın kendisi, filmlerin kendisi kaybolmuyor. Mesela bence oyunculuk da büyüsünü kaybetti. Hı hı. Şimdi çok büyük starlar Hollywood'da da, onlar mesela diyelim ki Meryl Streep. Şu ana kadar hayatında ya iki bildiğim kadarıyla, üç var mı emin değilim, belki var. Dizide oynamış, eskitmiyor yüzünü, kıymetini biliyor, farklı karakterler oynuyor. Şimdi oyunculuk bir büyüydü, kendi ikonik değerlerini yaratıyordu. Şimdi o kadar çok dizi, film, oyunculuğun büyüsü kalmadı. Yani yüzünün her milimetre karesini ezberlediğimiz, her tepkisini ezberlediğimiz oyuncuları farklı filmlerde artık farklı karakterler olarak seyredemiyoruz. Hı hı. Bu aynı zamanda Yeşilçam dönemini düşün. Kötü adam, kötü kaynana, komik jön neyse onlar kalıplaşır da genellikle imkanları sıradan olan oyuncular için büyük bir kurtuluştu bu. Hep zalim, kötü kaynana anne oynayan ya da zengin iş adamı patron oynayan neyse o. Ona dönüştü şimdi. Ne kadar iyi oyuncu olursan ol, bir yıl içerisinde her akşam bir evin salonuna girdiğin anda senin artık yeni bir şey yaratma imkanların, onun büyüsü falan da kalmıyor. Yani bu yanılsama sanatı dediğimiz sinema, gündelik yaşamımızdaki yanılsamalar çözüldükçe kendi büyüsünü de kaybetmeye başladı. Az film çeken yönetmenler, az oynayan şeyler ya da hani büyük oyuncular, onların dışında genel anlamda oyuncunun büyük kaybı yaşandığını düşünüyorum. Ve bunu anlatmak ya da bunu kavratmak çok kolay bir şey değil. Peki bir istisna olabilir mi burada? Şöyle bir şey soracağım. Biz dün akşam sohbet ediyorduk burada bir oyuncu arkadaşımla. Şener Şen'in ben bir vaktiyle yaptığım televizyondaki sinema programı için yapmıştım bu araştırmayı. 1990 yılından 2013 yılına kadar yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 5 filmde oynadı. Oysa ki aynı dönemde kendi akranı diyebileceğimiz işte Harrison Ford, Al Pacino, Robert De Niro gibi oyuncuların 20, 30, 40 kadar filmlerde oynadığı, başrol oynadığı gibi bir gerçek var. Yani yüzünü eskitmemek tamam, ama bir yandan da bir oyuncunun zaten hani verimli olabileceği bir dönemde çok az çalışması, çok az görünmesi ne nasıl yorumlarsın? O oyunculuğun trajedisi. Hı hı. Yani bir kere hani diyelim ki sadece gençliği ve güzelliğiyle var olan oyuncular için, hani oyuncu yeteneği çok yüksek olmayıp da diğer malzemesiyle götüren oyuncular için zaman taksimetre gibi çok iyi kullanması gerekiyor. Ne kadar çok film yaparsa, ne kadar çok görünürse diye. Ama asıl hikaye galiba şurada yatıyor. O iki ülkenin, verdiğin örnekteki ekonomilerinin, sinemalarının çalışmasıyla da ilgili. Yani Al Pacino'nun o yıl içerisinde diyelim ki önüne 100 tane senaryo gelmişse onlar içerisinden seçebilme şansı çok yüksek. Bu tıpkı biz yazarların yabancı bir dile çevrilmesinde yaşadığımız sorunlar gibi. Herhangi bir ülkede Türkçe çevirmeni 5 tane diyelim. O 5'inden sana en uyanını seçebiliyorsun. Ama İtalyanca yazıyor olsan 135 çevirmen içinden seçiyorsun. Bir kere orada öyle bir ülke ve şey farkı var. Endüstri farkı var. Bizde Yeşilçam'ın endüstrileşmesi çok geç oldu. Bu anlamda şanslılar, doğal şanslılar. Şener Şen ya da benzeri oyuncuların kendi politikaları bunda şey yapıyor, rol oynuyor. Bir de önlerine o kadar çok farklı yönetmen seçeneği, rol seçeneği de gelmiyor.
maalesef böyle bir şey var. Yani endüstrinin farkı daha çok önemli burada. Oyuncunun tercihlerinden ziyade. Peki tam oyunculardan bahsederken senin özel olarak böyle çok bağ kurduğun oyuncular var. Genellikle hikayesi olan yüzlerden çok etkilendiğini, hoşlandığını biliyorum. Bu konuda ne söylersin? Yani eskiden nasıldı burada durum, şimdi nasıl? Bugün şimdi Yeşilçam bakacağım. Yıllarına dönelim, 60'lı yıllar sinemasına. Siz arkamda kalıyorsunuz. O dönem mesela kadın yüzlerine bakacak olursanız ne kadar çok zengin kadın yüzü var. Birbirinden farklı. Hani mesela benim için gelmiş geçmiş en sinematografik yüzlerden biri Ayfer Feray'dır. Ayfer Feray Fransa'da yaşasaydı o dönemde Truffaut'un, Jean-Luc Godard'ın baş oyuncularından biri olurdu. Bir düşünün mesela Devlet Devrim diye bir oyuncu var o dönem. Selma Güner'i var, Türkan Şoray var. Baktığınız zaman oyuncuların hem kendi hikayeleri var tek başlarına hem de katalog zengin. Çok uzun zamandır Yeşilçam sonrası sinemamıza da baktığın zaman hele hele bu dizi sektörünün bu kadar çok hakim olması, seyir kültürüne hakim olmasıyla birlikte şöyle bir şey geldi. Birbirinin benzeri bir sürü kadın görüyorum. Ayırt etmekte de zorlanıyorum. Ya gördükleri estetik operasyonlar, müdahaleler, ya dönemin damgasını taşıma ısrarı, giyimiyle, kuşamıyla, bakışıyla falan bir tek tipleşme, bir konfeksiyonlaşma başladı. Nevi şahsına münhasır yüzler yok. Şimdi bazı oyuncular vardır. Onlar hani doğuştan şanslı, dünya sinemasından mesela örnek verelim, Fransa'dan girelim. Simon Signore hiçbir şey yapmasın, karşında dursun. Kadının yüzünün öyle bir hikayesi var. Sayfalarını çevir çevir oku. Bir şey yapmasına zaten gerek yok. Jean Moreau için aynı şey geçerli. Böyle bir sürü oyuncu sayılabilir. Catherine Deneuve'in özel bir donukluğu, bir soğukluğu vardır. Hı. Alırsın onu uygun bir senaryoda, uygun bir role koyarsın. Parmağını kımıldatması bile rol olur. Ama bazı oyuncular vardır. Yüzleri bu anlamda şanssızdır. Yüzlerinin bir hikayesi yoktur. Boştur, boş bir sayfadır. Fakat o kadar iyi oyunculardır ki onlar o boş yüze doldururlar. Kabiliyetleriyle doldururlar, çabalarıyla doldururlar ve oynarlar. Örneğin Amerikan sinemasından benim için Gene Hackman öyledir. Güzel bir adam mıdır? Değildir. Sıradandır. Şu otobüs durağında 5 tane ondan adam bulursun. Yani artist olması için özel bir çabaya ihtiyacı yoktur. Da Robert Duvall'i düşün. Hı-hı. Kadınlardan Sally Field'i düşünün. Nide'de, Aksaray'da, Konya'da Sally Field'e benzeyen 500 tane kadın buluruz. Şöyle bir tur atsak. Hı-hı. Günümüzden Olivia Colman. Mahalledeki Nimet abla. Fakat öbür taraftan baktığın zaman şu an dünyanın en iyi oyuncularından biri. Onlar yüzlerinin sınırlarını yetenekleriyle zorlayıp çoğullaştıran, zenginleştiren imkanlara sahiplerdir. Yeşilçam'dan benim şu anda sinemamızın en büyük kaybı olarak gördüğüm oyuncu açıkçası. Bayılıyorum yüzünün. Oyunculuğuna da bayılıyorum. Yüzünü kullanma imkanlarını da bayılıyorum. Ne yazık ki artık yok. Nadir Sarıbacak. Uluslararası düzeyde bir oyuncu. Fakat baktığınız zaman yüzünün özel bir hususiyeti yok. Biraz Serkan Keskin öyle mesela şimdilerden. Ama jönlerden bu anlamda jön sayamıyorum. Hala eski Jön Premier filmin esas oğlanı mantığıyla işte yakışıklı, uzun boylu, güzel bakan falan filan seçiliyor. Oyunculuk bu anlamda biraz büyüsünü kaybetti. Bir de şunu unutmamak lazım. Sinemacıların bir terimi vardır, sen de bilirsin. Kameranın sevdiği yüzler vardır. Hiçbir şey yapmasan fazladan gerek yoktur. Kamera onu sever. O da böyle bir şans diyelim. Ya da yüzünün ikonik değerleri vardır. Yani bence sinemamızın en son starı, ondan sonra star gelmedi, Türkan Şoray. Hem ikonik değer açısından hem sadece gülüşüyle bile perdeyi ışığıyla kaplayan, onun izinden giden Müjde Arda da o vardır. Böyle gözleri kıvılcım ocağı gibidir. Motor dendiği anda perde ışıklanır, aydınlanır. Tabii kendi içlerinde yarattıkları ikonik değerin sürekliliği de söz konusu. Mesela Türkan Şoray örtük bir cinsellik taşır.
baktığın zaman erkeklerde özellikle uyandırdığı cinsellik duygusu kuvvetlidir. Ama filmlerde hiç cinsellik yoktur. Dönem değiştiği zaman Müjdar o bastırılmış cinselliği açığa çıkardı aynı ısıyla, ısısı olan oyuncu. Ya da mesela çok soğuktur ama o soğukluğu perdeyi böyle puslandırır, zenginleştirir. Öyle oyuncular da vardı dünya, özellikle dünya sinemasından. Bu senin verilim malzemenle kamera arasında kurduğun ilişki oyuncudan oyuncuya değişir. Bir de tabii şu var, bazı oyuncuları iyi yönetmenlerin elinde çok parlar, ışıldar. Eğer iyi bir yönetmen oyuncu kullanmayı, oyuncu değerlendirmeyi biliyorsa oyuncunun zaaflarını artıya dönüştürebilir. Mesela ben hep bazı oyuncularda bilinmez, çok beğeniyorum bir oyuncuyu. Ay ne güzel oynuyor derken bir bakıyorum coşmuş. Ya şunun bir altını kıssanıza biraz yönetmen olarak. Bir kıs şunun altına. Yani o kaptırmış kendini gidiyor. İşte yönetmen orada ya yavrum güzel, çok güzel gidiyorsun da düşür bakalım. İşte vites düşür diyecek. O zaman bayılacağız. Bir de oyuncuların böyle yönetmenine göre değişen bir şey vardır. Bir de şeyi çok severim. Uma Thurman'ın bir lafı vardır. Amerikan sineması için şu anda unuttum. Galiba daha sonra yönetmenliğe geçen bir görüntü yönetmeni için şöyle demişti. Onunla bir kere daha çalışmak için iki bacağımı veririm. Işığı bu kadar iyi bilen bir görüntü yönetmeniyle çalışmadım derdi. Yani arkasında bir ışık faktörü var, görüntü yönetmeninin çerçevelemesi var, o yüzü değerlendirmesi var. Bunlar bir organizma. Sinema severlerin çok iyi bildiği gibi birçok unsurun bir araya gelip zenginleşmesi. Ama asıl önemlisi oyuncunun kendini nasıl, hangi tutumla kullanacağını bilmesi. Rolünü tanıması, şey de önemli. Bir tane hikaye var, ilgini çeker mi bilmiyorum, anekdot. Holly Hunter'ın Holly Hunter olduğu zamanlar menajeri diyor ki ya çok güzel bir senaryo geldi. Tam sana göre bir rol. Ben çok beğendim, çok bayıldım, oyna. Bir kadın yönetmen çekecek ve çok parlayacak bu film diyor. Holly Hunter okuyor, beğenmedim diyor. Oynamam diyor. Ya çok güzel, tam senlik rol, nasıl oynamazsın? Isınamadım. Rica ediyorum, benim için bir kere daha oku. Benim gözümle okumaya çalış. Farklı bir yerden okumaya çalış ve ondan sonra konuşalım diyor. Holly Hunter peki diyor, alıyor, okuyor. Aa, beğenmedim, oynamayacağım diyor. O zaman diyor Holly, sevgili Holly, ben bu film çekilecek, bir başkası oynayacak ve ben menajer olarak zamanında bu rolü Holly Hunter'a kabul ettirememiş bir menajer olarak kendi kariyerimi rekelemek istemiyorum. İzninle yolları ayıralım diyor. Nasıl yani? Bu benim için bir, böyle düşünüyorsan bu riski göze alacağım diyor, oynuyor. Piyano, en iyi kadın oyuncu Oscar'ı. Yani o oyuncunun arkasındaki kafalar da önemli. Tıpkı müzik topluluklarının, yani, şarkıcıların... Oscar'dan öte bayağı evet. Sinema tarihinin en büyük filmlerinden bir tanesi olmuş bir film. Yani işte şey gibi, o aynı anda otomatik pilot değil de birçok şeyi kullanmak gibi, ne derler ona. Ne zaman otomatiğe bağlayacaksın, ne zaman analogta gideceksin. Farklı şeyler, kendine çizdiğin oyunculuk stratejisi. Ama işte olan seyirci oluyor. Genellikle değil mi? Genellikle. Alfred Hitchcock'un bir şeyi var, anekdotu var. Bir gün diyorlar ki, gerçekten oyuncular sığırdır dediniz mi diyorlar. Aa, hayır, tabii ki böyle bir şey söylemedim. Ben oyuncular sığır gibi güdülmelidir dedim diyor. Onu hatırladım söylediklerinden. Peki şunu çok merak ediyorum. Sen çok küçük yaşta sinemayla tanışmış ve ilişki kurmuş birisin. Tam olarak ne zaman oyuncudan ibaret olmadığını, aslında arkada başka bir yaratıcının eli olduğunu, yani yönetmenin sanatı olduğunu fark ettin ve çok kırılma nasıl oldu? Çünkü çokça oyuncu, yani star üzerine kurulu bir... Evet, sinema oyunculuk sanatı diye bakıyoruz. Evet. Değil mi? Yani evet. Oyuncularla ilişki. Yani bizi sinemaya çeken oyuncular oluyor. Star sistemini de var eden. Daha sonraki yıllarda iyi oyuncu, hatta hepimiz için geçerlidir bu. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir oyuncu, tanımadığınız bir yönetmenin hakkında pek fazla bir şey duymadığınız bir filmde oynuyorsa, ya bu herhalde doğru bir seçim yapmıştır diye gidiyorsun.
Şöyle bir şey, ben çok erken yaşta sinemaya meraklıydım. Hatta bu sinema kitaplarımın birinde söz ederdim. Böyle kenara spiralli iki tane defterim vardı. Mavi olana yabancı filmlerin eleştirilerini yazardım. Kırmızı olana da yerli filme eleştirilerini yazar ve yıldız verirdim. Oyunculara, yönetmenlere falan. Bir de o dönemde tabii sinema eleştirmenlerini okuyoruz. Mesela sinemadan eve geliyorum, ayna karşısına geçip o sahneleri kendim oynuyorum. Ben de hemen hemen Türkiye'de büyüyen her çocuk gibi çocukluk yıllarımda ya artist olmak istedim ya şarkıcı olmak istedim. Çoğu futbolcu olmak ister. Sonra size hayat aslında ne olmanızı öğretir. Ama oraya kadar bu konuda hayal kurmayan neredeyse yoktur. Şöyle de bir şey var, erken yaşta yönetmenin önemini kavradım. Bir tarihte Eskişehir'de sinema bölümüne gittiğimde döndüm, herkes sinema ile ilgileniyor, ne olmak istiyorsunuz diye başladım. Yönetmen. Herkes yönetmen oluyor, herkes genel müdür olmak istiyor, başkan olmak istiyor, padişah olmak istiyor. Yani ülkenin genel şeyi yönetmenlikten anladığı da iktidar aslında. Bir tanesi kaldırdı, siz ne olmak istiyorsunuz dedim, ışık yönetmeni. Tamam, bu dersi size anlatıyorum dedim. Aslında biraz böyle erken yaşta bazı kararları vermekte kendi malzemenle hayallerin arasında doğru bir denklem kurman gerekiyor. Birçok insanın sükutu hayale, hayal kırıklığına uğramasının nedeni kendi malzemesini yeterince tanımadan göz koyduğu şeylerle kendi arasındaki mesafe de kaybolup gidiyor. Aslında o mesafe dediğim şey bir tür uçurum oluyor hayatında. Bu bütün disiplinler için geçerli, sadece sinema için değil elbette. Ama evet, demek ki yönetmen çok önemli demeyi ben erken yaşlarda öğrendim. Daha önce de konuştuk seninle, ben ilk sinema yazılarımı defterlere yazdım ama üniversitede henüz öğrenciyken, o zamanlar Ankara'da çıkan Haft Siyasi Aktualite Haber Dergisi 7 günde sinema eleştirileri yazdım ve oranın kültür sayfasını yönetiyorum. Bir yandan da üniversitede siyasi bir fraksiyonun içindeyim falan. Orada kendi çapımda devrime yardım ediyorum. O yılların rüzgarlarını düşünün. Sonra 88 yılında kısa ömürlü bir Söz Gazetesi deneyimim oldu. Orada sinema üstüne yazılar yazdım ama asıl bu kitaplarda da göreceğiniz gibi ben filmler arasında farklı yönetmenlerin farklı filmler arasında tematik bağlar kurarak daha kuşatıcı yaklaşımda yazılar yazmayı sinema dergilerinde, mesela Video Sinema çıkardı Vecdi Sayar'ın yönetiminde o dönemde, oraya yazardım. Yazmak her konuda olduğu gibi sinema konusunda da öyle otururken aklınıza gelmeyen şeyleri getiren bir süreçtir. Sen de bilirsin bunu. Yazarken, aa ben bunu seyrederken kaçırmıştım, bak hakikaten bu vardı dersin. Çok güzel bir düşünme biçimi aslında, değil mi? Düşünme biçimi çok faydalı. Evet, birbiriyle çok bağlantılı şeyler bunlar. Yani kışkırtıyor seni. Yazmaya oturduğun anda üstüne düşünmeye başlıyorsun. Üstüne düşünmeye başladığında bilincinin senden bağımsız noktalarında kurduğu bağlantıları görüyorsun. Ya da bunun şöyle bir tehlikesi var, günümüzde çok var bu. Olmayanı vehvetme. Yani eğer yeterince akıllı, zeki ve bu konuda dikkatli değilsen yapıştırmaya başlıyorsun. Sağdan soldan öğrendiklerini o filme yapıştırmaya başlıyorsun. Ya da seyir bilgisi de şöyle bir yanlışlık da var. Diyelim ki 3-4 tane sinemasal, kuramsal bir şeyler öğrendin. Onlara uyuyorsa beğeniyorsun, uymuyorsa beğenmiyorsun. Oysa sinema seyircinin sinema seyirciliğinde en olgunluk noktası benim için şudur. Diyelim ki otör yönetmenler, o yönetmenin dünyası içerisinde o film nasıl seyredeceğini sana yönetmen daha ilk karelerinde söylüyordur. Ya da sen zaten giderken biliyorsundur. Bu dönem, senin de çok içinde bulunduğun şu sektörde, özellikle Netflix gibi kanalların şöyle bir kötülüğü oldu. Format, kalıplar içerisine öğütülen, daha baştan nasıl seyretmen, nerede heyecanlanman, nerede üzülmen gerektiğini sana öğreten bir kalıp. O kalıba uyuyorsa, o hıza uyuyorsa beğeniyorsun. Şimdi içinde yaşadığımız çağ hep hız çağı, hız çağı diyoruz. Ama nerede hızlanman, nerede vites düşürmen gerektiğini bilmiyorsan eğer, her eserden benzer hız bekliyorsan, seyrettiğin şeyin tadına varamıyorsun. Çünkü derinleşmeni değil, sürekli hareket etmeni gerektiren bir çağ.
Yani günümüzde Amerikan sinemasında çok gördüğümüz bir şey var. Sen de çok tanıksındır buna. Neredeyse PlayStation seyrediyoruz. Bilgisayar müdahaleleri, oyunlar, sürekli seyirciyi sersemletmek, şoke etmek, üstüne kurulu bir anlatım. Onun içerisinde sen hangi duyguyu, hangi aklı, hangi şeyi koyacaksın? Sadece kaba bir heyecan koyuyorsun. Ya da bunun tersi oluyor. Evet, ağır bir anlatım, yavaş zaman, bilmem ne kullanıyorum diyen ama o planların da eğer içi dolu değilse, boşsa sadece yerli malı Angelopoulos oluyorsun. Yerli malı Tarkovski oluyorsun. Daha doğrusu seyrederken ben senin filmini değil, nelerden etkilenmiş olduğunu, nelere özendiğini, nelere özenip beceremediğini seyrediyorum. Yani boş plan dediğimiz planların içi dolu olmalı. Mesela Antonioni'nin Passenger filminde bir duvarda yürüyen sinek gösterir. O kadar içi doludur ki onu. O sineği daha 5 dakika seyredebilirim ben. Ama herhangi başka bir filmde sırf ağır ol, molla desinler, sanat filmi saysınlar, sansınlar diye bomboş bir plan, bomboş baktırıyorsun. İçinde bir şey yok. Evet. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Otör sineması dediğimiz şeyi besleyen temelde şey, meselesi olan yönetmen, dünyası olan yönetmen, kendine özgü anlatımı, üslubu, dili ve grameri olan yönetmendir otör sineması. Onları da nasıl seyretmen gerektiğini bilirsin. Ben o filmi seçerek gidiyorsam en azından tartımında, ritminde, dilinde nasıl seyretmem gerektiğini bilirim. Ama iyi aksiyon filmleri yok mudur? Ben bayılırım aksiyon filmlerine. Benim yerime öldürüyorlar, tarıyorlar. Benim yerime adamları dövüyorlar. Oh, ferahlıyorum. Katarsis filmleri dediğimiz şeyler onlar. O da işin başka bir şey boyutudur. Yani her film sanat filmi olmak zorunda değil, üstün sanat filmi olmak zorunda değil. Sadece seçtiğinin hakkını vermek zorundasın. Ben güzel bir aşk filmi çekmek istiyorum diyorsan güzel bir aşk filmi çek. Onu da yani her günde 24 saat Fellini seyredilmez. Polanski seyredilmez. Arada başka şeyler de seyredilir ama onların kendi türleri içerisinde iyi olmaları gerekir. Hı hı. Biz de bugün de elimizden geldiği kadar iyi film göstermeye, yani iyi filme odaklanmaya çalışıyoruz. Çok soruyorlar işte sanat sineması ya da bağımsız filmle, hani çok özdeşleşmiş bir platform Mubi. Ama bu değil sadece. Yani evet, evet. Büyük stüdyolardan çıkmış filmler de gösterebiliyoruz. Evet. Çünkü çok iyi filmler. Dediğin gibi meselesi olan yönetmenlerin belli bir dille, belli bir üslupla çektiği ve bize bir şeyler anlatan, bize bir şeyler hissettiren filmler. Dolayısıyla böyle bir çerçeve çizmek hiç istemiyoruz yani kendi yaptığımız işi. Peki... Ya pardon, güzel ve küçük film de vardır. Hani büyük film değildir ama güzel ve küçük filmdir. Sana iyi gelir, bir şeyler aydınlatır. İçine iyi gelir, aklını kamaştırır. Yani bu şeylerin... Orada şu var, kültürel demokratikleşmediğimiz için bir şey öğrendiğimiz zaman hep onun izinden gidiyoruz. Demokratik çoğulculuk dediğimiz şeyi önce zihinlerimizde yaratamıyoruz ki. Oradan başlayan bir süreç. Bir de hani sizin kanalınızda mesela şöyle bir şey var. Sen Mubi'den örnek verdiğinde ben yakınlarda iki tane Fransız filmi seyrettim. Bir tanesi Jean-Luc Godard'ın neydi? Hayatını Yaşamak. 62'de çekmiş. Bir de Truffaut'un şu meşhur 3 Jean Moreau'lu filmi. Jules Vejim. Jules Vejim, evet. O bir klasiktir. Daha geçen ay seyrettim. Birden şu, yani zaman filmlerin ve hayatın üstünden nasıl geçiyor? Jean-Luc Godard'ın filmi taş gibi duruyor. Duruyor. Yani bir kere daha olan işte bu yüzden Godard olmuşsun abi diyorsun. Tam böyle argo ağızda. Truffaut eskimiş, yıpranmış, demode. O zamanlar ya klasik olmuş, herkesin anında bir Jules Vejim hikayesi var ama meselesi de ya ben seni anladım diyorsun. Bu yeniden seyretmelerin, zamanın üstünden geçmelerin böyle bir faydası var. Ben kimi yazılarımda da ya da katıldığım söyleşilerde de söylerim. Biz filmleri sadece gözlerimizle değil, hayatımızla da seyrederiz. Kendi bagajımız, kendi hatıra depomuz, daha önceki seyir deneyimlerimizin bize kattıkları vardır. Zamanda tadına varamadığın bir şeyi
şimdi tadına varırsın. O yaşa gelmek, o deneyimlerden geçmiş olmak. Bunun tersi de geçerlidir. Bazı mesela 18 yaşında çok beğendiğimiz aşkları yazan birini 40 yaşında okuduğun zaman sadece ya zamanda nelere kanmışız meğer birader dersin. Şimdi bütün bu sanat içerisindeki değişimler, yönelimler sana kendi klasiklerini, kendi değişmezlerini, kendi gözdelerini de öğretir. Yani yıllar geçse de bak eskimeden mesela benim ışığına tavşan olan olduğum filmlerde andığım Kurosawa'yı yazıyı toparlarken tekrar seyrettim. Bir kere daha hayran oldum. Zamanın küçük aşındırmaları yok mu? Var. Ama o kadar derin, o kadar üstün, o kadar şey ki sağlam. İncelikle düşünülmüş. Çok derinlikli. Benim için iyi bir yönetmen mesela çok iyi direksiyon kullanan şoför gibi. Kamera hakimiyeti ve kameranın ne istediğini bilmek. Bazen söyleşilerde ya da dile getiriyorum konuştuğumuzda ya kameranın ne istediğini bilmekten ne kastediyorsunuz diyor. En doğru yerde, en doğru açı, en doğru planda bir stratejisi olan yönetmen. Şeye bırakmayan, akışına bırakmayan, haline bırakmayan, kararlaştıran. Bu illa masa başında kararlaştırmak değil. Mesela Polanski öyleymiş, çizermiş her şeyi. Ya da Amerika'da hep storyboard dediğimiz her planın geometrik olarak çizildiği. Bir de bazıları var, Cassavetes gibi. Birçok şeyi sette çözüyor. Hadi bakalım oynarken çıksın diyor. Bunun da iyisi kötüsü yok. Bunun da yönetmenin meşrebine göresi var sadece. Öyle baktığında ama her türlü mesela benim için bu konuda en iyi örnek Alain Tanner'dir. İsviçreli yönetmen. Ben o kadar sağlam kamera, o kadar seçilmiş şey görmem. Mesela Tanner sinemasının bir özelliği var. Yıllar boyunca Avrupa'nın dışına çıkmamış. Hiç. Bütün filmleri neredeyse İsviçre'de, Fransa'da falan geçiyor. Bir kere Amerika'ya gidiyor. New York'ta çekim yapıyor filmlerinin birinde. Şimdi Avrupa'dan kalkmış Amerika'ya gitmiş herhangi bir yönetmen, herhangi bir filmde sana ne gösterir? Gökdelenler, New York, sokaklar, lüks mağazalar. Hayır. Orada sokak arasında şu kadarcık bir yerde böyle yemek yenen küçük bir baraka gibi bir yer. Çünkü hikayenin gerektirdiği sadece o. Şimdi bu seçim bana benim gözümde adamı büyütüyor. Seyirci tavlamaya çalışmıyor. Üçkağıtçılık yapmıyor. Benim hikayemin gerektirdiği New York'ta böyle köhne bir restoran bozması bir yerde, daracık bir sokakta New York'un yoksul bir kesimini anlatmak istiyorum. Bu kadar. Bu işte aynı şeydir. Kamera stratejisi. Bunları çok seviyorum açıkçası şeyde, sinemada. Ben Cronenberg için kendi adıma düşünürüm bunu söylediğin. David Cronenberg için. Evet. Yani her zaman en doğru kadrajı kurar. En doğru yerden çeker. Hiç hani nasıl diyelim, yazı yazarken laf kalabalığı yapmak deriz. Hiç yapmaz onu yani. Her zaman ihtiyacı olan şeyi. O bir olgunluk ve doygunluk bilgisi. Açgözlülüğün dışında bir şey. Yani bulmuşken onu da koyayım. Gene böyle verdiğim bir örnek vardır. İngilizlerin çok sevdiğim bir sözü var. Bütün sanat disiplinleri için geçerli. Zambağı yaldızlamayın. Zambak zaten zambak. Ya da gene bir Anadolu deyişi var. Denemelerimden birinde söz ederim. Nakış biliyorum diye her yere iş işleme. İşlenmesi gereken yer var. Boş bırakılması gereken yer var. Bunlar tabii bir sanatçının hangi disiplinden gelirse gelsin, hangi alanda iş yapıyorsa yapsın, hazmetmesi gereken temel bilgiler. Gerektiği kadar. Bütün hikaye burada kilitleniyor ama buraya, bu sözün ettiğim basit yere insan kolay gelmiyor. Örneğin bu son romanla ilgili daha önce bitiremez miydiniz diyenlere hep şunu söylüyorum. Bazı sahneleri yazabilmem için şimdiye gelmem gerekiyordu. Şimdinin olgunluğuna, şimdinin birikimine, yetinme bilgisine, işte okura ne kadar güveneceğine, hepsi bunların birbiriyle, o bir süreç. Sanatta baş koymuş kişilerin öğrenmesi gereken şeylerle aşması gereken şeyler uzun bir macera. Bazı yönetmenler var mesela, başta seni çok heyecanlandırır. Mesela seks videotep yalanların Steven Soderbergh'i, trafiği de ben severim.
Sonra bir sürü film yapıyor. Yani baştaki ışığı gitmiş oluyor. Bazıların ışığı gençlik ışığı. Gençlik heyecanı oluyor, kalmıyor. Bazıları ömrünün sonuna kadar aynı kaliteyi ve kalibreyi koruyorlar. Çok hayat gibi. Nadir ama değil mi? Nadir. Bütün disiplinler için. Ya da mesela şiirden söz edeyim. Genellikle gençlikte çok parlak şeyler yazmış. Sonra konfeksiyona dökmüş. Hep aynı şeyleri yazan şairler var. Bir de tersi Melih Cevdet Anday gibi ölene kadar piramit olan, yaşlandıkça demlenen şairler var. Bu kişilerin hayatlarına, seçimlerine, yeteneklerine bir sürü şeye veren bir organizma çünkü. Kılcal damarları birçok yerden besleniyor. Şeyi de geçerli bunun. Mesela hiç bozmayanlar ya da arada iniş çıkışlar gösterenler var. Ama öyle baktığında da bazıları diyorsun, gençken yaptığı 5 tane iş bana yeter diyorsun. 3 tane iş bana yeter diyorsun. Bunlar tabii ne tür akrabalıklar kurduğuna da bağlı şeylerle, yönetmenlerle. İstersen çok kısaca şeyden söz edelim mi? Başlıklarımdan biri oydu. Edebiyat uyarlamaları. Ben bir araya bir şey sokabilirim. Tabii. Oradan devam edelim edebiyat uyarlamaları. Şimdi bahsettin ya Kurosawa. Işığına tavşan olduğum filmler kitabında Rashomon'dan bahsediyorsun. Ben bu yazıyı okurken hissettiğim şöyle bir şey var. Filmi hiç izlememiş olan birinin filmi adeta izlemesine dönüyor yazı bir yerden sonra. Çünkü bütün o sahneler çok güzel canlanıyor senin anlatımınla. Işığına kadar tam da şeyde başlıyor. Ona yazarlık diyorlar biliyor musun? Evet. İkincisi filmi izlemiş birinin, filmi belki birden fazla kez izlemiş birinin çok daha canlı şekilde hatırlamasını sağlıyorsun. Ama daha hafızayı tetikliyor. Evet. Daha da ilginç bulduğum şey ise filmi izlemiş ve izlememiş olan kişiler, yazıyı okuyan kişiler için aslında hayata dair, yani filmin ötesinde bir takım şeyler seslendiriyorsun, bir takım düşünceler, fikirler ortaya koyuyorsun. O çok etkileyici. Bu da muhtemelen senin az önce bahsettiğin bir filmi hayatınla okuyor olmakla bağlantılı. Yani senin çok yakın zamanda yazdığın ve bütün bunca yılın birikimiyle, görgüsüyle, aklıyla yazılan bir şey. Burada kendinle o hani daha genç Murathan Mungan'la çeliştiğin çok önemli hani böyle ayrılıklar yaşadığın birkaç yönetmen ismi söyler misin mesela? Yani çok dedin ya tersi de mümkündür. Çok sevdiğin ve erken yaşlarda etkilendiğin ama sonra o etkiyi maalesef kaybetmiş veya tam tersi sen de büyümüş olan. Şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim, sağ olasın, yazıma ait söylediklerini duymak güzel, senden duymak ayrıca güzel. Bunu önemsiyorum. Hayat ile sanat arasındaki o derin bağı gözetmeyi önemsiyorum. İkincisi kendini gözden geçirmeyi de çok önemsiyorum. Sürekli bir tür cepten yiyen hayatlar vardır. Zamanında öğrendikleriyle ömrünün sonuna kadar idare eder. Mesleki olarak, hayat bilgisi olarak ve benzeri şeyler. Bu hayatla seyretmede şöyle bir şey var. Ona çok özen gösteriyorum. Elbet hayat bize oyunlar oynuyor. Zevklerimiz de değişiyor. Beyinlerimiz, tahammüllerimiz değişiyor. Ama benim seyirciliğimde de hayatımda da aklımdan, birikimimden, kültürümden daha çok her zaman sezgilerim güçlü oldu. Hayvani bir içgüdü benim en temel şeyimdir. İşinde de böyledir. Önce koku alırım. Önce hissederim. Onun üstüne diğerleri gelir. Bak bu çok iyi bir şey dediğim ama nedenini bilmediğim şeyler vardır. Sadece o seni çarpar. Şu anda çok net, belki konuştukça aklıma gelecek. Net gelmiyor bazı örnekler. Mesela gene bu kitapta sözünü ettiğim Bulevap'ı çok çocukken seyretmiştim elbette. Filmden çok etkilendim, çok beğendim ama nedenlerini, adını koymak senelerimi aldı. Bu birçok kişi için geçerlidir. Ay boş ver canım, saçma sapan bir film demiyorsun. Sana sezgilerin, iç görün bir şey söylüyor. Burada güzel bir şey var. Senin bir yerlerine dokunuyor. Yani içinde henüz kullanmadığın telleri titretiyor, oynuyor. Orada da diyorsun ki bekleyin ben bunun sonra adını koyarım. Ya da koymasam da güzel. İlle de adını koymam gerekmiyor. Etkilendim, beğendim. Ya da zamanda çok beğendiğin, sonradan ya kandırılmışım dediğin şeyler var. Mesela melodramlar.
Şimdi Douglas Sirk filmleri... Çok sevdiğini biliyorum Douglas'ı. Evet, Douglas Sirk filmlerini seyrettiğim zaman melodram olarak çok etkilenmiştim. Ama sinemasının ne kadar güçlü olduğunu anlamam için benim Fassbinder'le tanışmam gerekiyordu. O da sinema günleri sayesinde başladı. Bazı şeyler böyledir. Stanley Kubrick'in ilk filmlerini düşün. Ben siyah beyaz dönemi filmlerini çok severim onun. Hala çok severim. Orada seni etkileyen bir şey var. Anlatımın, o sanatın büyüsü. Hani her seyirci terminolojiyle konuşmaz. Entelektüel birikimiyle seyretmez. Hisleriyle seyreder. Sinema ya da sanat önce o hislerle, algılarla ilişki kurar. Eğer o iyi bir yönetmen, iyi bir film, iyi bir kitap algısıyla ve duygusuyla iyi ilişki kurduysa onların kelimelere, terminolojiye ihtiyacı yoktur. Onları kuramcılar, eleştirmenler adlandırır. Kimi zaman doğru, kimi zaman yanlış adlandırır. Ama yardımcı olur seyirciye ya da okuyucuya. O bir süreçti. Benim mesela bir de şu var söylemek istediğim. O hayal kırıklığından ziyade ya o dönem rüzgarında seyrettiğim filmler vardır. Mesela babam çok sevdiği için ben de çok beğenmiştim. Ben Hur filmi. Şimdi Ben Hur'u şimdi seyrettiğim zaman da onun artık sinematografik değeri diye bakmıyorum ki. Kendi hatıralarım, kendi çocukluğum, o zamanın heyecanı, gladyatörler, yarışlar, şunlar bunlar. Charlton Heston. Evet, yani bu her zaman sanat ölçüleri bununla tartılmaz. Bizde bıraktığı hatıralarla çok tartılır. Ya da mesela ya bunda iş var ama daha bunu anlamam gerekir dediğim filmler de vardı. İlk yıllarda çok erken seyrettim. Yedinci Mühür, Bergman. Ne anlayacağım o yaşlarda, 60'larda yani 14-15 yaşında çocuğum ama güzel ya. İşte güzel, güzeli tanıyorsun. Güzeli tanımak belki altın oran, belki başka şeyler seni yönlendiriyor. Biraz da içini körpe tutmakla ilgili bir şey. Yani eğer seyirci olarak, okuyucu olarak bir dirilik, bir körpelik tutuyorsan ille at koymadan, ille bir şeye yakıştırmadan onu bulabiliyorsun. Onu yaşayabiliyorsun. Tabii ki İran sineması beni çok etkiliyor günümüzde. Orada da mesela tamam İran sinemasının kendine özgü devrim yaptığını düşünüyorum dünyada ama benim Mardin'de büyümüş olmam, Orta Doğu malzemesine yakınlığım, orada da benim bir hatıra deposu da devreye giriyor. Şimdi Fransa'daki bir seyirciyle Mardin'de büyümüş ben arasında böyle bir fark da var. Ama evrensel sanat yapıtları zaten o farkı paylaştırmayı bilir. O oradan başka bir tat alır, başka bir seyir bilgisiyle seyreder. Ben buradan başka bir hatıra deposuyla, başka türlü ölçülerle seyrederim. Benim sık verdiğim bir örnek var. Tıpkı buradaki yazılardan birinde söz ettiğim gibi. Gözümüzdeki merceği değiştirmeyi öğrenmek gerekiyor. Başka bir, benim seyircimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii. Çocukken babamla film seyrederken nasıl bir gözüm erken yaşta oluştuysa ben sürekli bu böyle yapar mı, onu giye falan. Oğlum rahat bıraksana kendini. Film icabı bunlar. Seyret gitsin derdi. Şimdi o film icabı dediğimiz şey bir şeye dönüştü memlekette. Film icabı idare et. Film icabı et, takılma. Hayır öyle değildi. Benim seyirci olarak en önemli hasretimi söyleyeyim mi? Aslında benden çok iyi çevre düzencisi olurmuş. Hangi dönemde hangi mobilyalar vardı, o kadın o moda yoktu, o bilmem ne çıkmıştı. Yani bana, benim şimdi dizi çeken bazı yönetmen arkadaşı bana sormayın, sonra üzüyorum sizi diyorum. Bir sıralamaya başlıyorum, bir liste çıkıyor. Yani mesela o laf 60'larda yoktu. Sen günümüzün dilini koyuyorsun oraya. Tıpkı Malkoçoğlu filmde, Padişah'ın kolunda saat olmasından bir farkı yok. 60'larda geçen bir hikaye çekerken o lafları ettirmenin. Şimdi iyi kötü şeye dikkat ediyorlar. Üst başa, hani bir yerlere bakıyorlar. Ama dile hiç bakmıyorlar. O kelimeler o zaman var mıydı? O mantık o zaman yürüyor muydu? Ya yani düşünce sistemi. Bu ya sadece bize ait bir şey değil. Geçen gün bir İsveç dizisi seyrediyorum. Genç bir Vikingli, yakışıklı gemici kur yapıyor kıza. Kız da ona dönüyor ki, benim standartlarım yüksektir. Nasıl yani? Şimdi şey gibi, ha benim tipim değilsin, ben başka bir sürü şey söyleyebilirsin ama bu senaryo aşamasından, dramaturji aşamasından her aşamaya kadar seyrederken
bu ölçülerle ister istemez bakıyorsun. Böyle de bir şeyim var. O dolayısıyla... Şimdi bu edebiyat yarlamalarına gelirken izninle gene aramızda geçmiş bir şeyi hatırlatacağım. Lütfen. Biz vaktiyle bir önemli bir romanı sinemaya uyarlamak için bir girişimimiz oldu. Bir senaryo yazdık. Senaryomuz onaylandı. Çok büyük bir heyecan duydum. Hatırladım. Evet. Seninle konuştum ve sen bana önce tabii çok tebrik ettiğin, güzel şeyler söyledin. Sonra biraz... O benim taktiğimdir. Sonra dedin ki çok zor bir işe kalkıyorsunuz dedin. Ben de hemen atladım ve dedim ki evet, yani bir çok sevilen, çok okunan bir romanı uyarlamak, insanların hayal ettiği gibi onu sinemaya tercüme etmek mümkün olmayacağı için herkes kafasında başka türlü yaşadığı için çok zor. Öyle bir şey. Onun farkındayım. Sen dedin ki hayır, ben ondan bahsetmiyorum dedin. Buradaki esas zorluk dedin, bunun bir dönem hikayesi olması. Evet. Ve bu Türkiye'de hiç yapılamamış bir şey bugüne kadar deyip bana çok enteresan örnekler sıraladın. Yani bildiğimiz önemli filmlerde 1923 yılı diyelim ki anlatılırken bize, 1978 yılında aslında tasarlanmış ki tasarımcısına kadar söyledim. Bir Çin'inin kullanılmış olmasındaki bu çok acayip geldi bana. Sen de dedin ki sanat yönetimi bu şekilde ele alınması gereken bir şey söyleyeceğim. Şeydir. Çok iyi hatırlattın. Hı. Yakınlarda bir belgesel seyrettim. Benim de çok beğendiğim bir dizi, Game of Thrones dizisinin kostümlerini hazırlayan bir kadının, kostüm tasarımcısının konuşmasını dinledim. Ya işin doğrusu o. Hı. Yani işin doğrusu o. Nasıl bir oyuncudan oyunculuk performansı bekliyorsan, sanat yönetmeninden de kendi alanda aynı performansı bekliyorsun. Ya o dönem hangi otlar yetişiyormuş, hangi otlardan nasıl boyalar yapılıyormuş, o zamanın kumaşlarında kullanılan boyalara kadar giden bir şey. Bir şey söyleyeceğim, ya, bir gene şeyde yakınlarda bir bizimkilerin galiba bir filminde bir şey gördüm. Bizans zamanında geçen bir filmde mor bir şey giyiyor halktan biri. Antik Yunan'da sadece soylular o renk giyebiliyorlar. Asla, yani bunu biz okulda bunları öğreniyorduk. Yani o dönem şeyini, bunu bilmesi gerekiyor. Yani bir kameramandan sen nasıl işini yapmasını bekliyorsan, sanat yönetmeninden de bekliyorum. Birazcık sağa solu toparlamayı bilen kişiler, bir de şöyle bir şey var. İzinle ona da değinmiş olalım programın zenginliği içerisinde. Yeşilçam'ın çok zor koşullarında, siyah beyaz film dönemini düşün. O dönem birçok siyah beyaz filmimizde dönemin Amerikan sinemasına yakın kalitede siyah beyaz kontrast, ışık, gölge vardı. Ne zaman önce kısmen sonra tamamen renkli filme geçtik? Onu kaybettik. Bütün bakın o yıllarda çekilen renkli filmler çöp gibidir. Yani çok kötü çekildi. Şimdi o dönem Türkiye'de reklamcının gelişmesi, kameraların, renklerin, stüdyoların girmesiyle beraber, paranın girmesiyle beraber Yeşilçam filmleri, yerli filmler görüntü kalitesi olarak çok yükseldi. Çok da iyi görüntü yönetmenlerimiz çıktı açıkçası. Yani birbirinden parlak bir sürü görüntü yönetmenimiz var. Şimdi aynı sıkıntıyı bu çağda yaşıyoruz ama çok az kişi değiniyor. En iddialı filmlerin bile ciddi ses problemi var. Yeşilçam'dan bu yana, yani dublajdan sesli çekime geçtiğimiz andan beri çözülememiş bir problem. Ya şunu bari İngilizce altyazılı gösteriyorum. Ben kaç tane filmi yarım bırakıyorum, anlamıyorum dediğini. Bunda iki şey var. Bir, o ses düzenini ayarlayamıyorlar, öğrenemiyorlar. Hatta bir tane yönetmen arkadaşa sordum. Sesçisi Bulgarmış. Adam Türkçeyi nereden anlayacak da senin doğru mu söylüyorsun, duyuluyor mu? O bir laf duyuyor. Sen zaten senaryoyu biliyorsun. İkinci problemimiz var. Bu bilginin yanlış kullanılması ve yanlış öğrenilmesi meselesi var. Türkiye'de bütün disiplinlerde geçerli olan bir şey bu. Doğal konuşma diye ağzının içinde konuşan oyuncular. Dediğin anlaşılmıyor kardeşim. Gene dediğin anlaşılarak doğal oynayabiliyorsan oyna. Oynayamıyorsan bırak. Ben eğer bir şarkıda söz varsa, bir oyunda, bir filmde replik varsa, seyircinin en doğal hakkı onun anlaşılmasıdır. Ağzından çıkanı benim kulağımın duyması ve anlamamdır. Çok filmeler güzel. Bunun için.
Sesli film çekiyor. Hatta şöyle bir şey var, ben örnek de vereyim. Şöyle ikimizi düşünün. Ben konuşuyorum, ses burada ama sen konuşuyorsan duyulmuyor. Yer değiştiriyor kamera. Gene bu sefer sen duyuluyorsun, ben duyulmuyorum. Bu kadar basit bir matematiği halledemiyorsun ama çok büyük toplumsal mesajların var. Efendim sanat filmi yapıyorsun. Bana ne ya? 15 dakika olsa ben bırakıyorum. Birçok kişinin filmi gerçekten seyretmiyorum. Hele oyuncular konuştuğu anda çok doğal oynadın abi, hayattaki gibi. Hayır. Yani diksiyon eğitimi böyle bir şey değil. Diksiyon eğitimi İstanbul Türkçesiyle düzgün konuşmak anlamı taşımaz. Ağzından çıkan sözün doğru anlaşılmasıdır diksiyon eğitimi. Bu kadar basit. Buralarda da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Aslında işte bir filmi iyi yapan, hatta başyapıt dediğimiz filmleri başyapıt yapan şey bütün bu unsurların doğru şekilde bir araya gelmesi değil mi? Bizim bir kısmını hiç üzerine düşünmediğimiz işte dediğin gibi sanat yönetimi, ses, bir sürü şey. Çünkü benim şeye dönelim, başa dönelim. Ne olmak istiyorsunuz? Yönetmen. Yani iyi bir sanat yönetmeni olmak istiyorum, ışık yönetmeni olmak istiyorum. O biraz kendini bilmekle de ilgili bir şey. Ama bu bizde, yani Türkiye için çok zor bir şey. Ben bunu böyle söylüyorum ama biliyorsun Türkiye'de en bilinmeyen şey kendini bilmek, sınırını bilmek, haddini bilmek. Memleketçe zaten bu hasletlerden yoksunuz. Bir oktavlık sesiyle şarkıcılık yapan şarkıcıların yaşadığı ülkede yaşıyoruz. Yani 15 gram kabiliyetiyle star olmaya çalışan oyuncular var. Bütün yönetmenler çok iddialı. Yani biraz bagaj meselesi var, yatırım meselesi var. Dediğim gibi hakkını yemek istemiyorum. Güzel filmler de çekiyorlar, iyi oyuncular da var. Yerini bulamamış oyuncular var. Yani keşke çok iyi şeylerde oynayabilse. O bakımdan diyorum hep bizde bir şey sıkıntısı var, sektör sıkıntısı var. Yeşilçam çok zor şartlar altında, sansür baskısıyla var olma mücadelesi verdi. Ama bağımsız sinema örnekleri, şimdi yapılan bir sürü şeyde şeyi görüyorum. Film çekmek isteyen yönetmenlerin önce bir dünyasının olması lazım. Ben dünyası olmayan bir yönetmenin filminden sıkılıyorum. İlle büyük meseleler beklemiyorum. Sana ait bir dünya. Hayatta, yani bir insanı sanatçı yapan, yönetmen yapan, yazar yapan şeylerin başında hayatta kafasını taktığı şeyler gelir. İlle takıntılı olması gerekmez. Ama kafasını taktığı, etrafında gezdiği temalar, meseleler, dünyaya söylemek istediği söz. Niye bu işi yapıyorsun? Dünyaya bir şey söylemek için. Ama bizde genel olarak şöyle bir şey görüyorum. Ressam olmaktan çok ressam pozu yapmayı sevenler. Yönetmen olmaktan çok yönetmen pozu vermeyi sevenler. Şimdi pozör kültürde yaşadığımız için politikacılardan başlayarak bütün memleket poz veriyor. Bu Meskalinde uzun uzun yazdığın bir... Evet, yazarım böyle şeyleri ben. Ben de bunlara kafayı takıyorum çünkü. Evet. Şimdi mesela içinde yaşadığımız çağın bu şey, selfie çağı. Aslında selfie sadece cep telefonuyla yaptığın bir şey değil. Hayatta da sürekli selfie olarak yaşıyorsun. Sanki perdedesin, sahnedesin, ekran karşısındasın ve insanlara bir şey yapıyorsun. Duruşunla, giyiminle, pozunla. Hakikilik duygusu kayboluyor. Bu hakikilik duygusunun kaybolmasını postmoderniteyle karıştırmamak gerekiyor. Burada bir toplumsal çözülme, bize özgü bir sosyal çözülme de var. Yani kimlik arayışı dediğin sadece dini, efendim milli, etnik falan bir şey değil. Kişi olarak, birey olarak, birey olmayı başaramamış, kendi kimliğini oluşturamamış, kendi bireysel ahlakını geliştirememiş, kendi özgüvenini kazanamamış bireylerin sadece görüntüye çalıştığı bir topluma dönüştük. Herkes görüntüye çalışıyor. İmaj. Evet, bu selfie denilen kastım bu. Bu tabii narsisizmi çok besliyor. Narsisizm demek zaten önce bireyin, sonra da toplumun yavaş yavaş çözülmesi demek. Narsisizm her insanda vardır. Bunu inkar etmeyelim. Biz sanatçılarda biraz daha vardır. Ama akıl da bunun için var. Onu nasıl yönetiyorsun? Zaaflarını, diyelim kusurlarını, çıkıntılıklarını yönetmek birey olmanın şeyidir, zorunluluklarından biridir. İşine taşıdığın zaman da bu. Yani mesela starların çoğunun öğrendiği şey kapris yapmak, bir yere geç kalmak. Benim tanıdığım gerçek, hakiki starların en büyük özelliği dakik olmaları.
Sette tam saatinde bulunan insandır star benim için. Ve baktığım anda örneklerine, yani ben geç kalırım, sahneye 15, onlar hep sonradan görme, eğitimi zayıf, işin vitrine çalışmak dediğim kısmı daha çok önemseyen kesimler oluyor. Sinemadan çıktık, artık hayatın sokaklarında geziyoruz gibi, evet, değil mi? Dönelim mi şeye, edebiyat uyarlamalarına? Edebiyat uyarlamalarında şöyle bir şey, seninle konuşmamızı hatırladım ama ya edebiyat bana da çok soruluyor. Mesela ben hiçbir romanımın, öykümün bugüne kadar filme alınmasına izin vermedim. Her okur kendi okuduğu kitaptan kendi dünyasını inşa eder. Dolayısıyla bir filme gittiğimiz zaman, bunları da yazdım zaten, kendi okumanı beklemeyeceksin oradan. Yani ben onu sarışın düşünmüştüm, esmer bir kadını oynatmış, olmamış demeyeceksin. Diyelim ki Madame Bovary. Sen kendi Madame Bovary'ni çekiyorsun, ben kendi Madame Bovary'mi çekiyorum. Ama buradaki benim için en önemli, vazgeçilmez birinci unsur şu. O romanı yazara yazdıran temel mesele, temel meta, tema ne ise, yani sayfasını ürperten ne ise, beyaz perdeyi de ürperten o olmalı. O var mı yok mu ona bakarım. Temel meselesini aktarabildin mi? Yazarın derdini aktarabildin mi? Olay dokusu, kurgusu, murgusu falan ayrı. Kendine göre çoğaltırsın. Öyle baktığın zaman çok iyi romanlardan neden iyi filmler yapılamadığını görüyoruz. Çok enderdir iyi kitaptan iyi film çıktığı. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Hiçbir sanat disiplini, konulu dramatik sanat disiplini romanın derinliğine sahip olamaz. İç ses, monolog, gözlem, bir sürü şey var orada. İnsanın içinden kendine söylediği, yazarın ya da kahramanla tercüme ettiği yerleri şeyde, sahne, perdede diyaloga dökemezsin. Diyalog buharlaştırır, uçurur. Yani bir sürü şeyi var, için için kaynayan özelliği var bunun. Dolayısıyla edebiyat uyarlamalarında benim birinci ölçüm, olmuş mu olmamış mı da ölçüm budur. O yazarı, eserini ben, meselesini görüyorum sahnede. Yoksa konu akışı, hani hep de söylediğim bir örnek vardır, çok da sık bunu anıyorum. Dünyada zaten konu kalmadı. Konu tamamen yıllar önce tüketilmiş. Hep de söylerim. Antik Yunan bütün konuları tüketmiş. Bitmiş. Geçmiş olsun. Ondan kalan 15 tane konu varsa, 5 tane konu varsa onu da Shakespeare halletmiş. Yani eseri var eden, tabii ki biz konuyu, aksiyonu, akışı seyrederiz ama aslında senin ondan ne yaptığındır. O eskilerden, üstüne hangi tuğlayı koydun, hangi taşı koydun önemlidir. Seni sen yapanı görmek isteriz o konu hikayesinde. Bu anlamda da uyarlamalarda sıra şeyler, mesele, konular arka planda kalır. Bir örnek vereceğim. Stephen King'in hemen hemen bütün film, romanları filme alındı biliyorsunuz. En başarısız bulduğu iki tane film sayar. Biri Shining'dir, Stanley Kubrick'in başyapıtı. Onu hiç beğenmemiş. Diğeri de Misery. Çok başarılı bir filmdir. En başarılı iki filmi. Yani adam kendini o kadar anlamamış ki. Çünkü onun anlattığı şey başka bir şey. Evet. Ama Stanley Kubrick'te de Misery'de bambaşka bir boyuta taşınıyor. Yani Stephen King'in seçimini kendiyle çok uyumlu buluyorum. Yani o kadar biri. Onun dışında da hani baktığın anda bir sürü kötü film, sıradan romandan çok güçlü. Orada yönetmen imzası çıkar ortaya. Mesela sen demin söyledin ya, şimdi cevap verebilir miyim o soruna? Visconti'nin L'Innocente, Masum filmini ilk seyrettiğimde Ankara'da Çağdaş Sahne'de bayılmıştım. Çok yıl sonra seyrettiğimde bana fazla şuruplu, şerbetli geldi. Ve daha sonra dönüp tekrar şeylere baktığımda, Visconti'lere baktığımda eski tadı almadığımı gördüm. Genel olarak yani. Hayır, siyah beyaz dönemi ayrı. Yani L'Ossessione ilk filmidir. Postacı kapıyı iki kere çalar uyarlamasıdır o. Oradan ya ne kadar iyi yakalamış diyorsun. Bir de tabii şu da var, şunu da söylemek lazım. Beğenme benim kuşağımdan insanların bagajında çok ciddi bir siyah beyaz sinema kültürü var.
Bir de ben mesela fotoğrafta da siyah beyaz fotoğraf bana hep daha güçlü gelir. Hı-hı. Siyah beyaz filmleri, yani herhangi bir filmi siyah beyaz çektiğinde neredeyse kendinden bir kalite kazanıyor. Kendinden bir derinlik kazanıyor. Bu belki benim yanılsamam ya da benim algımın bana oyunu belki de genel geçer bir şey. Başkalarının da paylaşabildiği bir şey. Genel geçer olmasa bile. Yani evet, siyah beyaz olduğunda kliplerde de öyle. Yani artık ideolojik bir tercih olduğunu düşünüyoruz onun. Bugün bir film eğer siyah beyaz yapılıyorsa. Evet. Yani çünkü geçmişte sadece siyah beyaz yapılıyordu. Evet, zaten. O yapılıyordu. Evet. Bizim hatıralarımız da onlarla yüklü. Evet. Ama şimdi de baktığım anda yani o dönemde mesela bazı edebiyat uyarlamalarında niye siyah beyaz çekmedin diyorum. Hmm. Yani içerik onu gerektiriyorsa, hep burada konu içeriğin gerektirdiği, benim için malzemenin gerektirdiği. Peki bir şey soracağım. Bir tane çok meşhur bir anekdot vardır, çok konuşulan, klişe bir anekdot vardır. Bir ünlü bir yazarın romanından bir film yaparlar. Büyük bir Hollywood galası düzenlenir. Yazarı davet ederler. Film çıkışında sorarlar, nasıl buldunuz, nasıl uyarlanmış sizin açınızdan roman derler. Valla güzel film, çok ilginç. Bunun kitabını yazmak isterim. senin konusunu daha, beğenmiş. biraz daha anlamak isterim okurlar ve seyirciler adına. Senin bugüne kadar hep karşısında durmuş olman, yani kendi eserlerinin sinema uyarlanmasının biraz daha açar mısın bize? Ya şöyle bir şey var. Şimdi ben aslında okurun payını çalmak istemiyorum. Diyelim ki Kadından Kentler için. Mesela benim en çok, bana en çok film teklifi gelen öyküm Boyacıköy'de Kanlı Bir Aşk Cinayeti'dir. Çok sevdiğimiz. 40 Oda kitabımda yer alır. O kadar çok teklif geldi ki. Fakat ben istiyorum ki okur kendi hayaliyle, o öyküyle kurduğu ilişkiye arasına kimse girmesin. Yani o okumanın kendine ayrı bir inşa süreci var. Bu benim tercihim. Bazen şey de oluyor. Mesela şiirlerimi asla besteletmiyorum. İstiyorsanız şarkı sözü yazayım diyorum. Şiir şiirdir, şarkı sözü şarkı sözüdür. Karıştırmayın diyorum. Bunu bilen mesela yakınlardan bir örnek. Murat Han Bey, sizin bu prensibinizi biliyorum. Şiirlerinizi besteletmeniz. Ama ben bunu çok seviyordum. Sizin de bu prensibinizi bozacak kadar iyi bir şarkı yaptım kanaatindeyim diye bana bir bant göndermiş. 5 para etmez. Şimdi o onu gerçekten benim prensibimi yıkacak kadar iyi bir iş yaptığını zannediyor. Hı. Kötü bir şarkı. Armonisi kötü, melodisi bir sürü şeyi var. Bu kendini tanıma bilgisi meselesi var ya, bu da böyle bir şey. Devreye giriyor. Ben bunu uyarlarım. Yani evet, D'Annunzio'nun romanı büyük bir roman değildi ama Masum, Visconti'nin Masum'u kendi döneminde falan iyi. Fazla bana şimdi şerbetli, şuruplu getiriyor. Dekadan geliyor. Hı hı. Mesela Il Gatto Pardo'da hala muhteşem bulurum Il Gatto Pardo'yu. Ama Leopard diye bizde gösterildi. Sizde de var galiba o, değil mi? Şu anda oynamıyor ama gösterdik. Şu anda oynamıyor, evet. Şimdi o da zaman içerisinde kendi kendine melodrama olmaya başladı diye düşünüyorum. Hı hı. Mesela 8.5'u seyrettim sizde. Hı hı. Hala çok büyük zevk aldım. Şimdi bazı şeylerde görüyorsunuz bunu. Edebiyatta da budur. Taş gibi duruyor derim. Benim ölçüm budur. Ya abi kaç sene geçmiş üstünden. Yazmış, çekmiş, oynamış ama taş gibi. Bazı işte zaman orasını yıpratmış, almış, götürmüş diyorsun. O biraz uyarlamayla ilgili bir şey. Mesela Anglais'in halkını çok severim ben. Ama mesela genç kuşaktan insanlar ona çok beğenmiyorlar gördüğüm kadarıyla. Okudum yani sosyal medyada falan. O ondaki aksiyonu, çizgi filmdeki estetiği başka bir şey arıyor. Oysa Angley o çizgi romandan bir mesele yaratmış. Kendi meselesini koymuş. Ona mesela aksiyon, hız meraklısı, vurdu kırdı meraklısı için Angley 5 numara büyük geliyor. Oradaki trajedi değil mi? Evet yani şey gibi. Öteki meselesi. Anglais'in bütün filmlerinde olan bir mesele. O mesela bir malzemeyi içselleştirmesi. Aldığın şeyi kendinin kılmak. Senaryo içinde mesela uyduruyorum şimdi. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Bana bir yönetmen hikayeme senaryo yazar mısın dediğinde biz de yazarım diyebileceğim, gönül rahatlığı diyebileceğim
pek yönetmen çıkmıyor. Hı. Neden çıkmıyor? Hı. Kötü olduklarından söylemiyorum bunu. Diyelim dünyadan say dersen, mesela Almodovar'dan böyle bir teklif geliyorsa bana, onun nasıl bir film olacağını bilirim. O çalışmada benimle yapmam gerektiğini bilirim. Hı hı. Ama hani tırnak içinde Hollywood'un deyişiyle stüdyo yönetmenleri, hani her konuda her filmi çeken Norman Jewison mesela vardır öyle. Bir sürü öyle Hollywood'un çalıştığı her konuda film çeken becerikli. Hep belli bir seviyede çekerler. Evet, yani. Çeken güzel filmler seyrettiğin zaman No Way Out mesela yönetmeni baktığın zaman başka bir film de çeker. Onlar el yatkınlığıyla çok iyiler. Ama böyle dünya aynı şey mesela Angelopoulos'la diyelim bana bir teklif geldi. Ha, ona ben nasıl yazacağımı bilirim. Mesela Türkiye'de bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Ben yazarım da onun ne olacağını bilirim. Dolayısıyla Boyacıköy'de kanlı bir aşk cinayetine çok ilgi oldu diyorsun ya. Hı. Hani oturup aslında sen de yazabilirdin senaryosunu. Evet, evet. Ama bir de işte kim çekecek? Mesela bir şey söyleyeceğim sana. Diyelim ki Boyacıköy'de aşk cinayeti ben 60'larda yazdım. Hı. Çıktı. O riski alır mıydım bilmiyorum. Tamamen fantazi yapıyorum ve şu an aklımda. Metin Erksan'dan gelse belki kabul ederdim. Hı. O malzemeyle onu, yani muradımı anlatmak için örnekliyorum bunu. Hı. O malzemeyle, o kitabın malzemesiyle Metin Erksan'ın o yıllardaki sineması malzemesi arasında bir bağ kuruyorum. Alain Rogrie de olabilirdi. L'Immortel'i çekmek çok yakın. Hı. Şimdi orada şeyi görüyorsun. Kan tutması, bu çeviride de böyledir. Yani iyi bir çevirmen İyi yazarıyla aynı kan grubundadır. Hı. Ya da yönetmen senarist de öyledir. Polanski senelerce Gerard Brach'la çalışmış mesela. Kiracıyı, Tenant'ı, Repulsion'ı falan bir sürü şey yazmış. Gerard Brach mesela başka... Kuldesak var. Kuldesak. Evet, evet. Yani başka yönetmenlere de çalışan biri ama o kan grubu birbirlerinin dilini bilme. Hı. Hı. Birbirinin dünyasını bilme çok önemli. Hı. Bizde öyle bir zenginlik yok. Mesela yakınlarda, geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğinde edebiyat sinema ilişkisini konuşurken şey düşündüm. Bizim gene dünya sinemasıyla aramızdaki meselelerden biri de şu. Mesela iyi edebiyatçılardan Amerikan sineması çok iyi yararlanmış. Bizim Yeşilçam, Yaşar Kemal'den, Kemal Tahir'den, Tarık Dursun K'dan, İlhan Engin'den, Atilla İlhan'dan yararlanamamış. Onlar romanda gösterdikleri performansı, kaliteyi sinemada gösteremiyorlar. Gayet sıradan senaryolar yazmak zorunda kalıyorlar. Çünkü sansür var. Çünkü seyircinin baskısı var. O zamanlar Anadolu işletme bölgelerinden bonoyla filmler çekildiği için onların beğenmesi var. Ve baktığın zaman yani Kemal Tahir yazdığı romanlar gibi senaryo yazabilseydi Yeşilçam daha sonraki yıllarına başka türlü evrilecekti. Hı. Yaşar Kemal İnce Mehmet gibi bir senaryo yazabilseydi başka türlü evrilecekti. Hatta çoğu hapisten çıkmış takma isimlerle yazıyorlar. Sadece hani edebiyatçımıza laf kondurmak adına değil. Yaşar Kemal imzasını görünce sistem tukaka ediyor. Kemal Tahir'i tukaka ediyor. Orhan Kemal'i tukaka ediyor. Yani öyle de bir bizim endüstrileşememenin, demokratikleşememenin de sonuçları var. Edebiyatçılardan yararlanamamışlar. 70'li yıllarda biraz çengel takıldı, gene olmadı. İçinde benim de yer aldım. Ben Yeşilçam'a bir girdim, arkama bakmadan kaçtım. 80'li yıllardı. Biz başka türlü şanssızlıklarla mücadele ettik. Bu anlamda dünyayla karşılaştırırken bizim mahalli, yerli özelliklerimizi hesaba katmak gerekiyor. Tiyatro bölümünde okurken, tiyatro sinemada okurken Alim Şerif Onaran sinema dersimize gelirdi. Çok iyi akademisyenler mesela bize derse gelirdi o dönemde. Şimdiki üniversitelere gerçekten acıyorum. Yani akademik şeylerine baktığım zaman. Alim Bey sansür heyetindeydi ve film kurtarmaya çalışırdı. Bir onun da öyle sansür üzerine çok ciddi bir kitabı vardır. Lütfakat sineması üstüne bir kitabı vardır. Dudağın uçuklarda sansür heyetinin takıldığı şeylerden. Hı hı. Yani bayağı birinci sınıf paranoyak ruh hastası şüpheleri vardı. O sansür döneminde yani okuduklarından, öğrendiklerinden çok daha aşağıda
işler yapmak zorunda kaldı senaristler. Hı. Mesela benim bildiğim kadarıyla Bülent Orhan çok iyi bir edebiyat takipçisiydi. Osman Fahir Seden öyle. Safa Önal öyle. Bunların mesela yerli edebiyatla ilişkisini de biliyorum ben. Bayağı okurlardı. Ama Yeşilçam Hoca film yazmak zorunda kaldı ama hep basamak düşmek zorunda kalırdı. Halkın anlayabileceği dil diye bir şey var ya. 20 senedir de o dille konuşuluyor zaten memlekette. O oraya indirmek için verilen tavizler çok ciddi betonlaşmaya yol açtı. Bu ülke 60 sene boyunca Yeşilçam filmlerinde fakir kız zengin oğlan hikayesi seyretmek zorunda kaldı. Ve birdenbire bitti. Ama düşünün aynı mantıkla 30 senede bu ülkeyi Süleyman Demirel yönetti. Böyle de bir muhafazakarlığımız var. Evet, şimdi zaman yavaş yavaş daralıyor. Bir tane seni dinlerken aklımdan geçen şöyle bir şey oldu. Gene Hitchcock'tan bahsedeceğim. Yani büyük ihtimalle en büyük yönetmenlerden bir tanesi, belki birincisi. Evet. Sinema sanatına en çok katkı yapmış, en çok buluş yapmış. Ve hala filmleri aynı zevkle seyredilen ne kadar önemli bir şey. 50 tane filmi var. Bu 50 tane filmi yaparken belki 5000 tane eser okumuş. Evet. Roman okumuş, senaryo okumuş ve bütün hayatı o Truffaut'la Nehir Söylesi'nde geçer. Hep doğru senaryoyu, iyi senaryoyu, iyi eseri aramakla geçmiş. Tabii. Çünkü kendisi yazamıyor. Evet, evet. İyi senarist de bir araya geldiğinde ortaya başyapıt çıkıyor. Çok, evet. Özellikle bir 10 yıllık dönemi var ki en büyük filmlerine çıktı. Orada biraz daha 2-3 yazarla birlikte çalışma şansı buluyor ama sonra çeşitli sebeplerden yollar ayrılıyor. Gene bir düşüşe geçiyor. Bana sorarsan en zayıf filmi bile zevkle izleniyor hala bugün. Evet. Ama o büyük filmler büyük yazarların evet. büyük senaryolarıyla çıkıyor ortaya. Alfred Hitchcock bile olsan. Evet. Yani bu bir şey söyleyeceğim. Mesela Patricia Highsmith'in patlaması da Hitchcock sayesindedir. Trendeki yabancıları çeker. Evet. Aslında Highsmith önce Patmaz isimle kar oldu diye bir tuzun bedeli diye bir roman yazar. Lezbiyen bir aşk ilişkisini anlatır ve takma isimle yazar. Tuzun bedelini. Sonra kendi imzasıyla Trendeki Yabancıları yazar, Hitchcock filmine çeker ve Highsmith patlar. Yıllar sonra da Patricia Highsmith bu sefer kendi adıyla Carol diye yazdı. Sonra biliyorsun Cate Blanchett filmini çekti. Yani bazen bu yazarın yönetmenle buluşma şansları da var. O da acayip bir şans. Tabii içinde bulunduğumuz çağ artık şeyi çok değiştirdi. Sinemanın gramerini, seyir biçimlerini, yönetmenlerini, mesela Uzak Doğu sineması girdi artık, Kore diye çok ciddi bir sinema var, İran sineması ağırlıklı, Latin Amerika'dan çok iyi yönetmenler çıkıyor. Öyle bakıyoruz ve bir de tabii şey var, yıllarca mesela aşk ilişkileri hep kadın erkek ilişkisi diye anıldı ama LGBTİ mücadelesiyle beraber artık çok sayıda tırnak içinde diyeceğim, queer film, lezbiyen ya da gay içerikli film çekti ve iyi filmler çekilmeye başladı. Burada da çok ciddi bir basamak atlanıyor. Hmm. Mesela hep daha dramatik, çekilen acıların, itilmelerin, ötekileştirmelerin filmleri çekilirdi. Bu tür ilişkiler ve aşklar söz konusu olduğunda. Galiba Stefan Frears'ın Benim Güzel Çamaşırhanem'le beraber birdenbire bir freshlik, bir tazelik, bir rahatlık kazandı. Yani anında öpüşebilen, anında birbirine dokunabilen insanların hikayesine dönüştü. Günümüzde ise iyicene serbestiyet kazandı batıda. Biz de hala topallıyoruz. Ama özel yani Türkiye'nin kendi yaşamında da topallayan bir konu olduğu için söylüyorum. Bu anlamda da aslında bize de bir ilerleme, bir gelişme var o tarafta ama evet var gene, var ama yani, tabii daha geriden gelen biz çünkü dünya sahnesine geç çıkmış, millet olarak geç çıkmışsın, devlet olarak geç çıkmışsın. Yani hatta hep şunu veririm, bizdeki bazı özellikle ressamlar ve yerleştirme sanatçılarında çok görüyorum. Amerika'ya gitmişse bir şey görüyor, Türkiye'ye geldiğinde ona benzer, onun izinden bir şey yapıyor. Ya sen daha dönerken uçakta o moda değişti. Sen zaten geriden takip ediyorsun. O geriden takip de meselesi ayrı konu ama bu konuda güzel şeyler var, adımlar var. Ama ben şunu söylemek istiyorum bu konuya değinmemin nedeni. Benim de içinde bulunduğum kuşak aşkı sadece kadın erkek ilişkisi anlayan. Çünkü bize sinemanın, romanın, bütün hayatın dayattığı bu ikilik üstüne kurulu bir hayattan artık 12-13 yaşındaki bir çocuk da eğer seyrediyorsa
hayatın tek boyutlu, tek biçimli olmadığını öğreniyor. Sinemanın böyle bir katkısı var. Buna örnek olsun diye bu örneği andım. Başlıklarımıza bir bak istersen. Özellikle konuşmak istediğin, içimizde kalmasın sonra. Bak evet, genel olarak söyledik. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hakkını yememek için. Hani demin konuştuk ya yüzleri, yüz meselesini. Benim yüzüne bakmaktan çok hoşlandığım oyuncular vardı. İsterse 5 paralık film olsun. Son zamandaki ne yaparsa böyle gözümü dikip hayran hayran seyrettiğim kadın Naomi Rapace. Rapace. Evet. Yani ne yaparsa o ejderha dövmeli kızdan bu yana ya yani ne oynarsa bakıyorum. Bir de tam aksi var. Yani bir şey yapmasa da yüzüne baktığımda çok sıkıldığım oyuncular var. Tabii ona isim vermeyeceğim. Sadece çok oynadıklarından, çok dizilerde yer aldıklarından değil. Sıkıcı geliyorlar bana. Yüzünden sıkılıyorum onun diye. Ya çok iyi oyuncu olacak, onu unutturacak bana. Bu da seyirdeki tekillik payı. Hepimizin böyle değişen şeyleri vardır. Senin güzel bulduğun, benim hiç güzel bulmadığım, çekici bulmadığım bunlar değişebilir. Bir bunu söylemek Naomi isterim. Naomi ile Nadir Sarıbacı'yı bir karşılıklı oynarken yemede yanında yat. Bir de şey demek istiyorum. Yani ne yapsa çok merak ettiğim yönetmenler vardır. Yorgos Lanthimos benim için. Yani ne yapıyor diye çok merak ettiğim yönetmendir. Şeyi önemsiyorum. Bu son yıllarda özellikle Rusya'dan Andrei Zvagintsev. Evet. Çok zor söylemesi. Mesela beni çok heyecanlandırıyor. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Dönüş, özellikle Elena. Herkes Dönüş'ü çok beğeniyor ama Elena gözden kaçıyor. Leviathan ve Sürgün filmlerini seviyorum. Benim için çok büyük, tamam çok beğenildi edildi ama yeterince kuvvetli ve derinden görünmediğini düşündüğüm bir film söyleyeceğim. Çok popüler, ya çok konuştular deme. Daha derinden bakılması gereken film Roma. Yani Alfonso Cuarón'un o şeyi bence sinema tarihinde bambaşka bir yere işaret ediyor. Uzak Doğu, Japonya'dan bu Hamaguchi, Drive My Car, perfect bir iş, yani mükemmel bir iş. Orada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu filmlerin büyüklüğünde mizansen gücünü görüyorum. Yani kameranın hareketiyle sahnenin gerekliliği ve dozu arasında kurdukları ilişki bana büyüleyici geliyor. Mesela Drive My Car'da bir köpek sevme sahnesi var. Sinema tarihine geçecek bir sahne. Uzun süre görmediğimiz yerde duran bir köpeği kameranın aşağı kaymasıyla beraber sevilirken görürüz. Basit görünen, sıradan görünen bir sahne filmde suyun kaldırma gücü gibi temayı nasıl yükseltiyor? İşte ince düşünmek, mizanseni ince düşünmek, biz de genellikle yönetmenlerini anladık, Türkiye'den gördük. Şunu yaptığı zaman sinemacılığı hallettim zannediyor. Onun içini neyle dolduruyorsun birader? Mizansenin ne? Sahneye kattığın güç ne? Kullandığın kameranın mercek ölçüsü ne? Bütün onlarla yükseltiyorsun. Mesela tiyatro deneyimi olan yönetmenlerin çoğu oyuncuları çok iyi kullanıyor. Benim Türkiye'de şaşırdığım örnek, tiyatro deneyimi geçmişi olmadığı halde kadar oyuncu yönetmek konusunda üstün performans gösteren Nuri Bilge Ceylan. Hatta haber gönderiyorum. Ya taşı oynattım, beni ne zaman oynatacaksın diye takılıyorum bazen ona. Onlara değinmek isterim. Bu da önemli. Bir de şu Nomadland, ağabeylerimin bana öğrettiği şarkılarla o Çinli kadın, yani Chloe Zhao. Evet, Chloe Zhao beni çok heyecanlandıran son zamandaki yönetmenlerden. Bir de tabii meselesi olan yönetmenler deyince büyük bir hayranlık ve saygı duyduğum, sinematografik olarak değeri ayrı konu, sinemacı tutumu, meselelerindeki ısrarı ile Ken Loach çok özel bir yerde duruyor. Bir de tabii unuttum bana sormayı. Başlıklarımızdan biri buydu. Benim ruh eşim, uzak akrabam Angle. Evet. Gerçi biraz bir bahsettin az önce. Evet, ya şey diyeceğim, onu bir stüdyo kayıtları adlı deneme kitabımda anarım. Bana hep şey sorarlar. Yazarlardan kimi kendinize yakın görüyorsunuz, kimi benzetiyorsunuz ona. Edebiyat dünyasından böyle tak diye isim gelmez aklıma. Ama sinemadan Angle deyince bir duruyorlar. Angle'deki mesele şu. Niye Angle? Angle hemen hemen
her filminde o meşhur komedi filmi, ilk filmi neydi adını unuttum. Şu evlilik hikayesi, Tom bir gay evlilik hikayesi ile başlamıştı. İlk yabancı film Oscar'ı alan filmi neyse. Artık o kadar filmden evet. sonra bir şeyleri evet. unutacağız evet. değil mi? Hoş göreceksiniz. Onunla başlayan her filminde adeta başka bir yönetmenin çektiği film gibi. Mesela Buz Fırtınası ile değil mi? Hı hı. Şeyi düşün, diğer filmlerini... Sense and Sensibility. Sensibility yani. Ancak bir İngiliz bu kadar çeker dediğin şey. Hı hı. İngiliz'den daha çok İngiliz gibi hı hı. çekiyor. Dikkat, şehvet. İnanılmaz. Öyle bir şey. İnanılmaz bambaşka yerlerden oluyor. Yani sadece Uzak Doğu'dan geldim değil. Demin andığımız halk öyle. Brokeback Mountain. Mesela Brokeback Mountain'ın öyküsü 4 sayfalık küçük bir öykü. Sıradan bir öykü. Ondan bir başyapıt yaratıyor. Öyle baktığın zaman sanki başka başka yönetmenlerin çektiği filmleri seyrediyormuşsun gibi. Filmografisinin verdiği silüet öyle bir şey. Farklı yönetmenlerin bir şeymiş, koleksiyonu gibi. Fakat altında hep aynı tema, aynı nabız atıyor. Mesela benim gene çok sevdiğim, bana çok yakın gelen Kaplan ve Ejderha. Yani Mezopotamya üçlemesi yazmış biri olarak ondan etkilenmemem mümkün mü? Yani Uzak Doğu felsefesi çok önemli. Bu son dönem benim Uzak Doğu sinemasına ilgi duyduğum konulardan bir tanesi şu Internal Affairs'te de olduğu gibi Uzak Doğu felsefesini özümseyen aksiyon filmi de yazsa, aşk filmi de yazsa orada bir ciddi bir Uzak Doğu kültürünün nabzını duyuyorsun. Hı hı. Benim için orayı hem evrensel hem yerel kılan ikisi arasında müthiş bir denge tutturmuş bir kültür var orada. Az tanınan bir yönetmendir. Tayvan'dan galiba. Stanley Kwan. Onu da sinema günlerinde tanıdık. Zaten sinema muhtemelen günlerinde... Muhtemelen seninle tanıştığımız festivali sahne. Artist. Sahne müthiştir. Evet. Sahne. Kesinlikle. Ya o sahnenin benden videosunu alıp bir daha getirmeyen hangi arkadaş size getirsin ya? Bulamıyorum. Mesajımızı da göndermiş olalım. Ya ben dünyanın parasını verdim. Hollanda'da zor bulmuştum onu. Şey, Yıldız Star bir sürü ismi var onun. Evet. Ama en iyi filmidir galiba o. Maggie Chong. Evet, acayip bir şeydir o. Şimdi tabii orada şeyi görüyorsun. Ayaklarını bastıkları toprakla seslendikleri dünya arasında çok sağlam bir denklem kuruyorlar. Angliye duyduğum yakınlıkta, benim de kendi işlerimde yapmaya çalıştığım şey de bu. Yani bu topraklarda duruyorum ayakta ama dünyaya seslenmek istiyorum. Arasındaki denklem. Onların becerdikleri bir şey. Kendileri olmaktan vazgeçmeden dünyalı olmak. Diyelim buna. Hı hı. Orada çok başarılı bulduğum örnekler var. Yani tabii sinema bir tutku. Hangi dönemde yaşarsan yaşa, nasıl yaşarsan yaşa. Sinemayla kurduğumuz ilişki var. Birçok akrabamız olan oyuncu var, akrabamız olan yönetmen var. Hayatımızı zenginleştiren, bizi kışkırtan, yönlendiren şeyler var, yönetmenler var. Sevdiğim çok yönetmen var, çok şey öğrendiğim yönetmen var. Çok sıkıldığım, bir daha da görmesem olur dediğim yönetmenler de var elbet. Herkes için olduğu gibi. Ama peki yakın zamanda izlediğin, Mubi'den önermek isteyeceğin filmler var mı? Yakın zamanda ne izledim? En son Maestro'yu izledim. O da şu demin sözüne ettiğin şey turnesi sırasında maalesef şey fazla film izleyemedim. Ama mesela dönüp izlediğim, sırf onu görmek için izlediğim filmler vardır, diziler vardır. Frances McDormand bunlardandır. Geçenlerde onunla ilgili bir söyleşiyi okudum. Mesela çok ilginç. Yıllarca bütün auditionlarda geri çevrildim diyor. Kimisi güzel değilsin dedi. Kimisi yeterince uzun değilsin, kısasın dedi. Çok zayıfsın dedi falan filan dedi. Ben hiç vazgeçmeden o auditionlara, her audition'a girdim. Çünkü bir gün sıranın bana geleceğini biliyordum dedi. Bütün hikaye kendinle kurduğun, kendi malzemenle kurduğun özgüven ilişkisinde bir gün sıranın sana geleceğini bilmek. Çünkü karşılığı varsa kıymeti olan bir şey bu. Tabii kadın kendi gücünü bildiği için de bu cümleyi kurabiliyor. Nitekim galiba 4 Oscar'ı var. En çok Oscar'lı. Bildiğim 4. 3 gibi kalmış bende ama yanlış bir şey de söylemedim. İddia girecek tamam. değilim ama tamam. bir bakalım. Tamam. Galiba 4. Bir ay kadar önce buradaydı. İstanbul Modern'e geldi. Evet.
Öyle bir enteresan müthiş bir oyuncu. Yani. Bir de tabii o video yıllarını şeyler bilmezler, gençler bilmezler. Biz o kıtlıktan çıktığımızda video kaset, korsan kasetler falan zamanında tıpkı seninle demin andığımız sinema günlerinde 15 günde 40 film seyretmek gibi 3 tane film falan seyrettiğimiz olurdu. Kitapların biriminde anlatırım. Nilgün Abisel vardır, sinema profesörü arkadaşım. O zamanlar Ankara'da biz Bahçelievler'de komşuyduk. Onun evinde film seyrediyoruz. Üst sabahlara kadar 5 film, 4 film seyrediyoruz ama ertesi gün bize manyak demesinler de 2 film seyrettik diyorduk. Artık ya seyrettiğimiz filmleri saklıyorduk. Orada şey çok güzeldi, Kagemusha'yı seyrettim. Düşünsene şu kadarcık ekranda, büyük haksızlık. Kagemusha gibi dev ekran bir film seyrediyorsun. Film bitti. Nilgün uykuda kaldı. Ben kaseti çıkardım, tekrar taktım. Hiç unutamadığım bir anımdır. Demek ki Stalker'la beraber düşünmek lazım bunu. Bazı büyük filmler, ya ben bunu bir kere daha seyretmem gerekir hissi verir. Ve şimdi seyretsem muhtemelen gene aynı zevki alacağım. Yani keşke daha fazla zamanımız olsa uzun uzun konuşmaya devam etsek. Seni dinlemek çok güzel. Başka söyleşilerde, başka zamanlar... Çok olduğunu daha biliyorum. Bize gerçekten çok büyük bir iyilik yaptın bugün buraya gelip paylaşmakta. Ben de çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Sağ olun, var olun.